Ve sevgili seyircilerimiz, haftanın sonunda keyifli bir röportajla baş başa bırakacağız. Programımızın da sonunda sizleri hepimizin tanıdığı, bildiği ünlü tiyatrocu Nevra Serezli ile Ankara'da ekibimizden Sertaç Darcan özel bir röportaj gerçekleştirdi. Harun Çavuş'un görüntüleriyle ekranlarınıza taşıyarak Nevra Serezli ile veda edelim bugün sizlere. Sayın bayım, karşınızda bir iş kadını bulunuyor. Ne o? İş mi buldun yoksa? Ne sandın? Avans bile aldım. Yaşa anne! İzninizle madem. Michel. Atina gel. Ay ben bu saçımı hiç beğenmedim. Baksana tüyler nasıl sallanıyor. Yani Kızılderili'ye benziyor. Haklısınız madem, ben de beğenmedim. İzin verir misiniz? Bir de şöyle deneyelim. Eminim bu size çok yakışacak. Ay bakın. Tina, gerçekten fevkalade. Zaferi unuttun mu Zaferi? Hangi Zaferi? Üçüncü Feodor'un Semerkant Zaferi 1487. Yarabbim, bu onlardan 500 bin kat sene geçmiş. Çok iyi yani. Onu bunu bilmem kutlayacağım. Türk tiyatrosunun çok özel ve çok değerli bir ismi sevgili Nevra Serezli bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir yolculuk geçirdiniz? Öncelikle onu soralım size. Nereden İstanbul'dan Ankara'ya geldiniz. Dün akşam bir oyun oynadınız. Evet. Oyununuz gerçekleşiyor. Üç gün Ankara'dasınız. Ama biz hep geliyoruz Ankara'ya ve hep müthiş bir seyirciyle karşılaşıyoruz. Her gelişimizde hem dolu dolu oynuyoruz hem seyircinin reaksiyonu çok güzel. Hep ayakta alkışlıyorlar. Sağ olsunlar. Biz de çok keyifle Ankara turnesini yapıyoruz. Sizin oyununuz gerçekten izleyiciyi alıp götüren bir oyun aslında baktığımızda. Evet, üçüncü senesi sayılır. 2020'de başladık ama tabii arada bir Covid dönemi geçti. O sırada evlerimize kapandık. Sonra başladık ve aynı yerden devam ettik. Çok zaten dolu ve başarılı başlamıştı. Araya Covid girdi. Tekrar başlayınca eyvah dedik, seyirciyi kaçırır mıyız, kaçırmaz mıyız? Ayaklara alışır mı gene? Unutmamışlar bizi, sağ olsunlar. Hayat öykünüze baktığımızda aslında siz öğretmen olmak istiyordunuz. Ay evet. Ama kader sizi bir sanatçı yaptı ülkemizde ve bu yolculukta 57 yıl geçirdiniz. Toplam 57 yıl bir kariyer yolculuğunuz var. Mutlu musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya mutlu olmasam 57 yıl hala bu yaşımda bu sahnenin üzerinde olmam tabii ki. Öğretmen olmak istedim ama hep öğretmenciliği oynadım. Yani öğretmencilik oynarken de oyun oynuyorum. Yani rol yapıyordum, öğretmen rolü yapıyordum. Zaten bana göre her çocuk oyuncu doğar. Yani ben bunu kesinlikle böyle kabul ediyorum. Çünkü şimdi torunlarım var. Küçüklüğünden beri onları takip ediyorum, gözlemliyorum. Hep bir şeyler oynuyorlar, hep bir şeyler hayal ediyorlar ve role giriyorlar. Sen diyor komşu kadın ol diyor. Ben diyor şimdi sana çay yapayım diyor. Karşılıklı evcilik oynanıyor. İşte erkek çocuk askeri oynuyor. İtfaiyeci olurum diyor. Ve o sırada onların buldukları ve kullandıkları aksesuarlar gerçek aksesuar olmayabilir. Küçücük bir kağıt parçasından ve tahta parçasından bir şeyler bulup hayal edebiliyorlar. İşte o hayalleri hiç büyüklerin engel olmamaları lazım. Hep o hayallerin üzerinden, yaratıcılık üzerinden gitmeleri lazım çocukların. Ben diyorum ki oyuncu olarak doğuyorsunuz. Bazıları tiyatroya ve oyunculuğa devam ediyor. Bazıları da başka mesleklere gidiyor. 57 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel geçmiş bir 57 yıl. Çok şanslı bir kişiyim. Hem güzel tiyatrolarda, güzel oyunlarda oynadım. Başarılı oyunlarda oynadım. Hep sükseli oyunlarda yer aldım. Hep çok alkış aldım. O yüzden şanslı bir oyuncuyum. Yani 57 yıl çok zorluklarla geçti diyemem. Tabii ki turneler zor. Tabii ki sahneden sahneye koşuşturmak zor. O dönemin şartları. İnanır mısınız, hala bile bazı şartlar zor. Turne tiyatrosu yaparken yani. Hala kulislerde yeteri kadar keyifli, rahat, konforlu alanlar bulamıyoruz. Hala tiyatroya geldiğimiz zaman çok temiz bir ortamla karşılaşamayabiliyoruz. Çünkü bazen de hep böyle Ankara'daki, İzmir'deki salonlar gibi salonlar yok. Anadolu'nun her yerine gittiğimiz için orada küçük sinema salonlarında da oynamak zorunda kalıyorsunuz.
Arkada oturacak, koltuk koyacak yer olmuyor kuliste bazen. Ama işte perde açılıp seyirciyle karşılaşınca bütün dertler unutuluyor. O alkışlar sizin için hem çok değerli hem de size mutluluk katan bir değer diyebiliriz. Kesinlikle. 1966 yılında Dorven Tiyatrosu'yla tanışıyorsunuz ve ilk oyununuz Cengiz Han'ın Bisikleti. İlk oyun, ilk rol neler kattı size? Vallahi çok zorlu bir başlangıç oldu. Ben Robert Kolej'de okulum, Amerika, o zaman Amerikan Kız Koleji olarak Arnavutköy'de hep piyeslerde oynadım. Sonra da profesyonel hayata başlayınca hep orası gibi devam edeceğini sandım ama hiç profesyonel tiyatroda öyle düşündüğümüz kadar kolay değilmiş iş. Onu anladım. Bir de tabii böyle pat diye öyle bir kadronun içine düştüm ki bütün duayen oyuncular arasındaydım. Zorlu bir başlangıçta. Büyük isimler vardı çok, o dönem. Tabii çok zordu yani ama alıştım, çabuk adapte oldum. Yıllar içinde neler kattı size o heyecanınız? Her gün bir şey katıyor. İnanır mısınız bugün diyorsun ki 57 yıl olmuş diyorum. Bugün bile birisi bana burada bir şey öğretse gene öğrenirim. Öğrenmenin sonu yok, hele bu meslekte hiç sonu yok. Eğer birazcık başarıyla hala devam edebiliyorsam bu hem gözlemimin çok iyi olması hem dünyaya açık bir penceremin olması, hem her şeyi takip etmeye, gerek yurt içi gerek yurt dışı takip etmeye çalışmam, okumayı bırakmamam, her şeyden, yani antenlerim açık. Ooo, besbelli sen çok önemli bir yere gidiyorsun. Baba, annemin kıyafetine baksana. Çok güzel, ama daha önce de görmüştüm. Girebilir miyim? Selam. Hoş geldin Marta. Hoş geldin Marta. Hoş bulduk efendim. Size bu çiçekleri getirdim. Ah ne güzel çiçekler. Beni çok duygulandırdı. Değil mi Zilbe? Evet güzel. Ah hem de menekşeler. Menekşe sevdiğimi nereden bildin? Hep balkonunuzda görüyordum. Çok hoş. İflas ettin herhalde. O dönemle bu dönem arasında çok büyük bir fark var. Ama yıllar geçtikçe, teknoloji geliştikçe, seyirci geliştikçe ve farklılaştıkça sizler de sizin de söylediğiniz gibi çok farklı değerler, çok farklı bilgiler almaktasınız ama şu an döneme baktığımızda Türk tiyatrosunu, Türk tiyatrosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni oyunlar, yeni presler nedir tam olarak? Tabii ki çok iyi durumda çünkü şu anda bütün tiyatrolar dolu oynuyor. İnsanlarda büyük bir özlem var. Hele Covid'den çıktıktan sonra eve kapanan insanların tiyatroya gitme sevgisi daha yoğunlaştı diyebilirim. Bizim seyircimiz çok verici bir seyircidir. Yani güzel bir şey verdiğin zaman alkışını esirgemez. Ayağa kalkar, alkışlar, arkada kuliste sizi bekler, tebrik eder. Çok iyi bir iletişimi olan seyirci potansiyeli var. Tabii yıllar geçtikçe bu teknik gelişme de tiyatroya katkıda bulunuyor. Yani bir masanın üstünde bütün müziği, sesi, ışığı küçücük bir kutuyla hepsini ayarlayabilirsiniz. Nasıl ki şimdi görüyorum küçücük bir kamerayla geliyorsunuz. Eskiden olsa burada ışık sistemleri kocaman, iki kişinin kaldıramayacağı koca koca kameralar, kocaman bir mikrofon önünde, işte her türlü tesisat, taşınması zor, kurması zor. İki dakika önce geldiniz, her şeyiniz hazır. Küçücük bir mikrofonla yayını yapabiliyorsunuz. Tabii teknik ilerledikçe sanata ve tiyatroya da müthiş bir faydası oluyor. Tiyatro ve sinema dünyası çok fazla rollerde yer aldınız. Ve sizi zıt roller de aslında bir şekilde sizi sardı ve sarmaladı baktığımızda ama sanırım en keyif aldığınız ve zıt rollerde olan Vay Anam Vay sanırım değil mi? Bravo. Televizyon dizisiydi. Nedir sizi çeken? Neydi oradaki heyecan? Çünkü ben hep böyle neşeli, şık, şehir kadını, güzel kadın, komik kadın olarak beni plase etmişlerdi her yere. Birdenbire Gani Müjde'nin yazdığı bu Vay Anam Vay olayı ortaya çıkınca o rol benim rolüm değildi aslında.
Fakat ben okuyunca o kadına o kadar güldüm ki bunu oynamak istiyorum dedim. Tabii yıllar öncesi, çok daha da gencim. Uygun olmaz size diye düşünüldü. Ben yaparım bunu dedim. Hemen ben Sivaslı bir kadın olurum dedim. Hemen o kostüme girdim. Zaten kostüme girince biraz da şiveyi Sivas'ta, çünkü bir hafta kadar kalmıştık. Onu öğrenince birdenbire o kadın oldum. Sonra da acayip keyif aldım. Yani o rolü belki bugüne kadar oynadığım en keyifli oynadığım rol olarak hayatımda şey oldu, anısım oldu. Çok keyifli oynadım onu. Peki bu anılarınızı bir kitaba dönüştürmeyi düşünüyor musunuz? Yok, bende hiç yazma kabiliyeti yoktur. Rahat konuşurum, anlatırım. Ama günün birinde hani birisi siz konuşun, siz anlatın, biz bunu kağıda dökeriz, sonra da toparlarız, editing yaparız derlerse olabilir. Ama zaten benim hayatımda sizin araştırma yaparken gördüğünüz olayların dışında öyle çok Allah'a bin şükür travmatik olaylar, kötü anlatabileceğim şeyler olmadı. Yani hep aynı seviyede, tabii ki arada oynadığım piyeslerle sivrilen noktalar oldu. Ama hem kabareyi, hem müzikali, hem bulvar komedisini, hem normal tiyatroyu, hem sinemayı, hem dublajı, hem reklam piyasasında çok iş yapmış bir insanım aslında. Peki, içinizde kalan bir rol ya da bir bir oyun var mı? Bu ukde kalan içinizde? Yani ukde diye demeyeyim ama tabii ki özel tiyatro oyuncusu olduğum için klasik eserleri oynama şansım olmadı. Okulda bir tane, iki tane oynamıştım. Onlar ancak işte şehir tiyatrolarında, devlet tiyatrolarında kalabalık kadrolarla büyük eserler oynanabilir. Onları oynamadım. Artık yaşım da herhalde bana göre rollerin pek olacağını düşünmüyorum. Çünkü belli bir yaştan sonra çok zor rol bulabilmeniz. O yüzden hani öyle rollerde, klasik oyunlarda rol almamış olmam belki üzücü olabilir. Ama her zaman isteyerek oynadığım bir rolü buldum kendime göre yani. Nevra Serezli yurt dışında, Avrupa'da olsaydı hayatı daha farklı olurdu? Maddi açıdan belki daha farklı olurdu. Çünkü bu kadar iş yapmış bir oyuncunun daha maddi olanakları sanat olabilir. Sanat açısından? Sanat açısından bilmem, belki Oscar'a aday olabilirdim. Emmy ödüllerine aday olabilirdim bir dizi rolüyle. Ama ne olurdu yani, olsan ne olacak? Türkiye'de aynı değeri, bir kere seyircinin bana karşı olan sevgisini bugün daha Tunalı Hilmi'de yürürken kaç kişi durdurup sizinle resim çekmek istiyoruz. İşte dün akşam oyununuza geldik, çok mutluyuz. Sizi şöyle seyrediyoruz, işte röportajınızı televizyonda seyrettik, şunu duyduk, bunu duyduk. Bunlar çok güzel şeyler. Amerika'da da olsa aynı şey olur, İngiltere'de olsa aynı şey olur yani. Ben yurdumdan ve şu anda Türkiye'de bu işi yapmış olmaktan çok mutluyum. Tiyatro mu, sinema mı? Tabii ki tiyatro. Hiç yani onu hiç düşünemem. Er meydanı dediğiniz yer. Er meydanı. Gerçekten er meydanı. Herkes çok kolay zannediyor dışarıdan baktığı zaman. Ya ne var işte, rolü ezberliyorsunuz, çıkıyorsunuz. Burada iddia ediyorum. Herkes şu sahneye çıkıp oynayamaz. İddia ediyorum. Çünkü bir insanın çok donanımlı olması lazım tiyatroda oynayabilmek için. Bir insanda star olabilmek için, özellikle eğer bir tiyatro starı diye konuşuyorsak, belli bir ışığının olması lazım. Bu ışıklardan bahsetmiyorum. Kendi ışığınızın olması lazım. O yüzden de bazı oyuncular tiyatroda sivriliyor. Yani o çıktığı zaman burada 1000 kişi mi alıyor? 1000 kişiyi elinizin avucunuzun içine almanız gerekiyor. Çok güzel olmanız veyahut da çok yetenekli olmanız bir yere kadar tabii ki faydalı. Ama kendi şahsınızda bir tiyatro ışığınızın olması lazım. Onu da okullar vermiyor maalesef. O biraz Allah vergisi. Doğuşta. Nasıl ki hani ses eğitilir denir de, şimdi isim saymayayım, çok var Türkiye'de de, Allah ona öyle bir gırtlak veriyor ki o başka bir şey. Başka o her dünya. Zaman sivriliyor. O biraz Allah vergisi. Ona da şükrediyorum tabii ki. Müsyö, çok affedersiniz. Ne oldu yine? Sizinle öyle konuşmayacaktım. Önemli değil. Yo. Hem ben kim oluyorum ki? Hiçbir hizmetçi parçası. Eskiden bizde olsaydı benim gibi yüzsüzlük edeni ayaklar altına alıp çiğnerlerdi. Kulağından tutup sokağa atarlardı. Suda boğarlardı. Yok, o kadar da uzun boylu değil, ağır ol bakalım. Hayır, ağır olamam. Efendi efendiliğini bilecek, hizmetçi de hizmetçiliğini. Bedavadan yiyip içmek kolaydı değil mi? Oh olsun bana.
Sizin gözünüzden yeni oyuncular, yeni yetenekler nasıl? Şimdi tiyatrodan demeyeyim ama televizyonda ve sinemada çok güzel gençler yetişiyor. Ben de severek izlediklerim hep oluyor. İsim tabii ki vermeyeceğim. Çünkü birini söylersem biri gücenebilir. Biz de gençliğimizde bunları yaşadık. Çok alınırdık bizden kimse bahsetmezse diye. Ama görüyorsunuz zaten aşağı yukarı sizler de tahmin ediyorsunuzdur. Çalışan, çok gezen, çok okuyan, çok takip edenler zaten başarılı oluyor. Bu işi, hatta televizyon işini de ya çok kolay ben çıkarım, güzel de fotoğraf veriyorum, bu işi götürürüm diyenler de aynı yerde kalıyor. Kalıcı olmak önemli. Bu kalıcılığın püf noktaları neler sizce? İstikrar. Çok çalışmak. Mesleği sevmek. Çok açgözlü olmamak. Kendini iyi tanımak. Ben nereye kadar giderim, ne yapabilirim, nerede durmam gerekir. Ego savaşlarının olmaması. Kendinizi hep bir öğrenci gözüyle görmeniz. Yani ben şu oldum, afişte ben yazılıyorum deyip bırakmamak. Ya beceremezsem, ya yapamazsam, ya başarılı olamazsam hep şu korkusunu şurada hissetmek. Bence başarının tek yolu bu. Bu akşam çok güzel, özel bilgiler aldık sizden. Çok teşekkürler programa katıldığınız için. Teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz? Valla Ankara'dayız. Ankara seyircisini çok seviyoruz. Bizi çok yüceltiyorlar. Ben ilk müzikal oyunumu da Ankara Sanat'ta burada Durdurun Dünya İnecek Var oyunuyla başlamıştım. Bende yeri çok ayrıdır. Siz de Ankaralısınız. Ankara doğumluyum. Evet. Ama hemen İstanbul'a 1,5 yaşında gitmişim ama gururla söylerim Ankara doğumluyum diye. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Programa katıldığınız için. Güncede bu akşam çok özel, çok değerli bir isim sevgili Nevra Serezli bizimleydi. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Sen eski çalıştığın üzere ne kadar alıyordun? Şöyle böyle geçinecek kadar madam. Şöyle böyle geçinecek kadar mesleği. Aklınız sıra açık gözlük yapacaksınız değil mi? Hiç boşuna kendinizi yormayın. Biz uşağa 1200, oda hizmetçisine 800 veriyoruz. Yok olmaz öyle şeyler. Oda hizmetçisi 1200 alacak, uşak 800. Artık onun arasını kendi aranızda halledersiniz. Evet, 6. katta 2 oda, asansör, kalorifer, elektrik, 15 günde bir pazarları izin. Anlaştık? Anlaştık bana. Ne zaman başlarsınız? Biraz sıkıştık. İsterseniz hemen bu akşam. Bu akşam mı? Neden olmasın Meral? Bu akşam yemeği evde değiliz de. Zarar yok. Biz de yalnız yeriz.